Merhaba arkadaşlar, Valiant Hearts'ın 8. bölümüne hoş geldiniz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Her zamanki gibi bir savaşın ortasındayız şu an. Ve büyük ihtimal bu askerler bizim emrimizde. O tank mı süreceğiz yine? Vallahi tank süreceğiz abi. En sevdiğim. Yalnız tank sürmeyi beceremedim ben ama geçen bölümlerde hatırlıyorsanız bayağı sıkıntılıydı. Uçaklar geliyor. Evi de patlatabilirsem. Yer ver. Adam yalnız olmadı. İşte bu yüzden Battlefield'da da tank kullanmıyorum mesela. Abi. Of. Var ya, Allah'a emanet gidiyoruz yani. Burada askerler boğulmuyor mu? Başlarım size de uçağınıza da. Sinirlendiriyorlar adamı. Yes. Yalnız şu evleri patlatmak bana ilginç bir huzur veriyor şu an. Böyle patlamalarını görmek, yıkılmalarını görmek daha doğrusu. Uçaklar geliyorlar. Şöyle havayı bir atayım. Evet, işte bu. Bir saniye şu. Hah, şu. Önümüzdekileri yıkalım. İşte sıkıntı önüme mi atış edeyim, havaya mı atış edeyim? Bayağı sıkıntı oluyor. Allah. Benlik bir durum muydu bu? Ha. Tamamdır. Daha aşağı iniyorum o zaman. Hiç ileri gidesim yok şu an. Allah. Adam alta şey yapmış. Kaç kaç. Oha öldük lan. Nasıl yapacağız peki buraya? Ha buraya gidemiyoruz. Hadi bakalım. Koş abi koş koş koş. Koşma tuşu olsa keşke oyunda. Abi niye ölüyoruz ya? Koşuyorum ben o kadar. Haydi abi haydi abi. Abi gidebildiğim kadar gittim yani. Ha tankın içine mi gireceğim acaba? Tankın içine girebiliyor muyum? Yo sağa mı koşsam diyeceğim. Sağda da şey var. Şunlar var. Bir sağ koşmayı deneyeyim. Yani sağda durmayı. Adam benim görsün ya. Ha, bir saniye. Bir saniye. Şu bu parçayı almam gerekiyordu. O yüzden şeyi durdurabilirim belki. İpin yanmasına. Yeni Zelanda'dan telgraf diyor. Bu bir çocuk nokta Brian nokta anne ve oğul tamam nokta seni özlüyorum nokta. Şimdi. İşte bu. Yani kaçmak çözüm vermedi çünkü. Tek yapabildiğim bir de söndürmek yani. Mantıken. Şimdi. Şuraya atsam bura patlar mı? Yani yıkılır mı daha doğrusu? Süper. Yukarıda da Alman askeri var. Şöyle itelim. Hop. Buradan bir yere bir şey... Ha buradan da bomba atalım. Tamam. Yukarı atabiliriz sonuç olarak. Yani inşallah atabiliriz. Deneyelim. Ha, olur büyük ihtimal. Süper. Şimdi yukarı çıkalım ve
yolumuza devam edelim. O tank. Ben sürüyordum abi en son. Kim aldı tankı? Ha, arkada mı bizimki? Buradan geçemiyoruz. Tanka bineceğiz o zaman. Buna binebiliyor muyum? Ha, bindim valla. Ha. Bunu ezebiliyor muyuz böyle? Ha, direkt geçebiliyor muyuz? Diyecektim, bildiğin yıktık yani. Ha, uçak mı ya? Yalnız tank çok yavaş hareket ediyor. Hayır. Evet. Süper. Uçakmış abi, bitmedi mi sabahtan beri ya? Yalnız tank bayağı yavaş hareket ediyor. Oha, tank savaşıyor. Of. Aha, boss fight. Vallahi boss fight. Bende mi kontrol? Vallahi bende. Yok, bende değilmiş. Bir an bende zannettim. Çok heyecanlandım falan böyle. Abi artık öldür şu adamı ya. Oh, quick time event. En sevdiğim. Burada sahneyi böyle yavaşlatmaları falan iyi, hoş olmuş. Sanki onu kasıyormuş gibi görünüyor ama hayır, normal hali bu. After too many missteps and too many battles lost, Baron von Dorf was demoted. Çok He moved şükür. far from the front lines. Allah'ın For cezası. them, a fate worse than death. Bu adamla çok çektik yalnız. January 18th, 1917. Emil, still bedridden, beseeched Anna Şu to an bir çocuk travel to bağırıyor böyle. Saniel to Umarım find his duymuyorsunuzdur. daughter Çok garip sesler and share çıkarıyor the şu an. sad news of Bu yüzden de Carl's alt yazıya death. odaklanamıyorum. Ve konuştuğum Anna için siz de set off immediately. odaklanamıyorsunuz. Şu an ne oldu mesela, anlamadım hiç. Çünkü boş boş konuştum. O Carl. Ne çektim be Carl. Polis mi bunlar? Abi tiplere geldi. Ne kadar rahat böyle. Bisikletlerine binmişler falan. Köpek sesi geliyor. Aa, şu çocuk. Nasıl kurtaracağız bunu? Bir şey yapabiliyor muyuz? Allah, öldük. Yalnız köpek bizi ısırmadı bile. Yeniden başladık. O zaman bir şey bulmamız gerekecek. Orada. Tabii şu an Fransa'dayız ama Karl'ın üstünde Alman üniforması olduğu için çok iyi karşılanmayacaktır polisler tarafından. Şimdi ileride bir şey bulabilir miyiz? Onu düşünün bakalım. Ha, biri daha var. Geliyor. Şöyle geçelim. Odun var. Ha, şu kadın da şey, kızını. Kız için herhalde polis çağırmış. Polis mi artık bilmiyorum da. Şu odunu atmayı deneyelim şunlara. Şöyle bir kafasına. Oha, hiçbir şey olmadı. Yanlış yere mi attım? Kim an nereye atacaktım? Arkada köpekler atmayı deneyeyim bir de. Karşımı yaralı herhalde, o yüzden çok yavaş hareket ediyor.
Şöyle şunları atayım. Ha. Yani çünkü yapabileceğim başka bir şey yok. Tamam, kız da gitti. Ya da gitsin işte annesinin yanına. Tamam. Ve Carl bayıldı. Kadın. Ne Allah'tan kadın görmüş bizim. Burada alabileceğimiz bir şey var mı? Bir bakalım da sağa sola. Oo, oha, bildiğin şey çaldı. Gramofonu. Fonograf diyor. CD ve DVD oynatıcılarının atısı olan fonograf. Vinil diskler gelmeden önce bağlanmamış silindirler kullanılırdı diyorlar. Çıkalım buraya. Şuradan merdiven varmış. O ata mı bineceğiz yoksa? Ha, giysimizi değiştirdik. Fakat ata binemedik. Abi tipe geldi ya. Abi bu ne? Bildiğin pijama giymiş üstüne. Çizgi filmlerde olur ya böyle giyerler falan. Buradan yol var mı? Sağa sola. Yok. Exhausted. Starving. Carl realized he ölecek herhalde bu gidişle. His strength fading. Destiny still. O ana. Şu ana da olmasa var ya. Yalnız köpek de herkesin yanında, bir ananın yanında, bir Emil'in yanında falan böyle. Asıl oynanan karakteri köpek yani. Allah, Blastinus patladı. Çok heyecanlı. Ama tiplere gel. Ne diyor? Lastik diyor. Sağa göster bakalım. Fransız askerlere. Ha. Alamıyoruz. Büyük ihtimal üniforma ihtiyacımız var. Şuradan. Aynen. Ya polis ya da asker üniformasına ihtiyacımız var. Şimdi daha yukarıda ip de var bir tane. Görmüşsünüzdür zaten siz de. Şimdi bilemedim. Hiç bilemedim. Abi bunlar da bir yere geçirmiyorlar lan. Ha. Yalnız yukarı çıkarsam bunlar beni fena yapabilirler. Ha, şuraya saklanırsam. Şöyle yukarı. Allah. Yalnız bura fenaymış hiç. Buradan alacaksak kötü de şu iptekini almayı deneyelim. Nasıl yapabiliriz acaba? Ha, bize şey vermiyor. Köpeğe de izin vermiyor. Eline bakacağız ona. Mecbur oradan gideceğiz. Çünkü şu madeni atabileceğimiz hiçbir şey yok yanımızda. Şuradan nasıl gidebiliriz yukarı? Tamam, anladık. İkinci katta. Direkt şurada. Ha, saklanarak. Abi yuh artık. Tamam, yapacağız. Yapacağız. Yalnız her seferinde göstermesen ama. Zamanlama abi, başka hiçbir şey yok. Şöyle duralım. Şöyle ha. Şunu şey yap. Adamın dikkatini dağıt sen.
Süpersin abi var ya. İyi en azından et oldu. Evet, şimdi gayet rahat bir şekilde gezebileceğimizi umuyorum. Yukarıda bir şeyler var mı? Bakalım bir. Ne bu? Kepek çuvalı diyor. Bildiğimiz kepek çuval işte. Ya buradan istesek diğer üniformayı da giyebiliyoruz galiba. Oo, bir tane daha şey bulduk. Fransız jandarma kepi. Ha, bu jandarma kıyafeti giydik biz o zaman. Aynı zamanda askeri polis de olmuştur diyor. Jandarmalar askerliğin yasalara saygılı olduğuna emin olur ve öncelikle onlara uslu davrandırırlar. Ha, bir nevi askerlerin şeyindeler. Yani askerleri dizginlemek için. Tamamdır, şimdi girebiliyoruz içeri. Abi çok şey istiyorsun. Ya. Heh, şunu alalım. Heh, şöyle. Giyelim bakalım. Şimdi asker olduk. Şimdi mantık, yani bu adam az önce jandarma kıyafeti giyiyordu, yani polis kıyafeti. Şimdi ise asker kıyafeti giyiyor ve kimse umursamıyor bunu. Şimdi yukarı çıkalım bakalım. Neyse. Ah, çaldık kapıyı. Aaa, içki istiyor adam. İçki alabiliriz ama. Kıyafetimiz var nasılsa. En kötü köpeği aldırırız. Ana da yazık, bekliyor sabahtan beri benim şeyim yüzünden. Yarım saattir şunlarla uğraşıyoruz. Oha! Köpeği aldıracağız. Yanımıza izin vermiyorlar. Al bakalım. Yani biz alacağız, köpeğe vereceğiz şimdi ha. Al bakalım. Köpük ağzına taşıyor, bir şey demezler herhalde, bilmiyorum. Süper. Tamamdır. İşi çözdük. Alayım ben bakayım. Şu köpek olması var ya, bizim halimiz harap. Buyur, içkin. Ne yapacağız şimdi? Yavru ya. Ha, buraya gireceğiz, tamamdır. Girelim. Burada bir şey yokmuş gerçi. Ha, adamın kıyafetini giydik. Oo abi, süper. Komutan olduk lan. Abi, komutanınızın yüzünü de mi hatırlamıyorsunuz Allah aşkına? Yani bu kadar mantıksızlık olabilir mi bir oyunda? Hani gerçi bilmiyorum, hani tabii ki de bir sürü asker var ama en azından bir simaya falan. Bu çocuk az önce bir polis kıyafetiyle dolaşıyordu falan. Şimdi alabiliyoruz tabii ki de. Ha, şurada parça şey varmış. Bir saniye, onu da alayım yukarıda. Toplanabilir parça varmış bir tane, görmedim ben hiç. İnsan komutanınıza yardım eder, taşır şu tekerleği. Şu kalsın mı şurada, hemen yukarıdan alayım ben. Çünkü hani burada bir şeyler olması lazım diye de düşündüm ben ama çok fark etmemişim. Heh. Kartpostal diyor. Tatlı bir kadın kartpostalı. Bu tüm kartpostallar birlikler arasında yaygındı diyor. Tamamdır, şimdi gidebiliriz. Öyle umuyorum. Tekerleğimizi alalım. Abi ya. Abi, hiç kulesim yoktu gerçekten. Oo, adam anladı tabii çaldığımızı. Oha, peşimizden mi gelecek yoksa? Abi hayır, yine mi araba sahnesi de? Abi vallahi yüreğim kaldırmıyor ya. Oha. Dinamiti arkana fırlatmak için A.
Evet, tamamdır, anladım. Süper, tamam. Bitti mi? Oha. Oha. Abi alt tarafı bir şey çaldı, PC ya. Şu an konuşamıyorum, gerçekten konuşacak şeyim yok şu an. İkililer 3 oldular şimdi. Al. Al, sen de al. Sen olmadı bu, dur. Heh. Haydi bakalım. Abi yine geldi. Allah. İki kere yedik. Bir kere daha yersek ki yiyeceğiz büyük ihtimal. Of abi ya. Lütfen baştan başlatma, yalvarıyorum. Tamam, yapabiliriz, yapabiliriz, yapabiliriz. Bu ne? Ha, essek bunların ne olacak? Oha. Adam bomba atıyor lan bize. Abi alt tarafı bir kıyafetti yani. Sen de al. Sen de al. Evet. Bu arada bir kere daha atış alırsak ölürüz büyük ihtimal. Yine bomba mı atacak üstümüze? Oha, bir de kıstırıyor yana. Çok fena ha bu herif. Oha. Galiba hiç bitmeyecek. Şu an sonsuz bir döngüye girdik ve bu bitmeyecek. Abi şaka mısın? Adama şey atmam lazımmış abi, sabahtan beri. Adama dinamit atmam lazımmış. Şimdi niye geriye gittik? Oha, adam şey... Abi alt tarafı bir elbiseydi. Alt tarafı. Hani... Bu arada Allah'tan en baştan başlamıyor, kaldığımız yerden devam ediyor. Yoksa çok fena olurdu. Çünkü bunu tek bir seferde geçirebilmek mümkün aslında ama benim için imkansıza yakın. Buradan da şey atamayız herhalde, aynen arkaya atabiliyoruz sadece dinamite. Of. Hadi ya.
yine aynı yerdeyiz. Evet. Hadi lütfen öl artık. Allah rızası için. Çok şükür. Allah'ım sana şükürler olsun. Oy. San Miguel. At last. Bence de sonunda yani. Ve bu bölümü de bitirdik. Dördüncü bölüme mi geçiyoruz oyunda? Dördüncü bölüm Ahşap Haçlar. Bölüm adları çok havalı ama. Çok anlamadım. Euphoria was short-lived, intercepted by German troops who still held San Miguel. Carl and Anna were led to the officers' quarters for interrogation. Carl was sent back to fight for the Germans. Oh, abi boşuna mı kaçtık o kadar? To care for soldiers. On April 8th, the French forces launched an assault on San Miguel, an opportunity that Carl would not let slip by. Evet, şimdi alalım şunu da. Ha, kıyafetimizi değiştireceğiz. Yine Alman üniforması giymek için. Fakat bu bölümde sonuna gelelim. Bence ben bu bölümlük yeterince aksiyon yaşadım. Sizi bilmem ama. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanala abone değilseniz abone olabilirsiniz. Beğen butonuna basmayı unutmayın videoya hoşunuza gittiyse. Ve Elin Ars'ın 9. bölümde görüşene dek kendinize çok çok iyi bakın. Hepinize iyi oyunlar diliyorum.